Abi o yok. O yok artık bunlar var ya. Ya. Bunlar teknolojik. Arada bir böyle başlıyoruz zaten seninle. Selim Bey geldi. Yine meşhur arabalarıyla geldi. Hayır. Ama bu çok oldu değil mi? Çok. 8 ay falan oldu. Kekeme mi? Kekeme eder adamı. O der. Çok istiyorlardı. Sana da bana da mesaj geliyordu. Evet, bana da çok geliyordu ama bir türlü işte bu pandemi girdi vesaire girdi falan filan. Bu işi beceremedik. Bir de galiba balata manata değişti, bir şeyler oldu falan filan. Şu anki debriyaj değişti. İşte bir de diskleri söyledik ama işte bekliyoruz. Dur ben alayım geleyim diskleri. Diskleri bekliyoruz. Çünkü niye diskleri bekliyoruz? Bu otomobilin diskleri biraz farklı. Daha doğrusu üstünde GT kit var. Brembo'nun büyük. Brembo'nun böyle büyük kaç milimdi onlar? 405. Ne? 405'e 380. Tabaklar var işte. O tabakçı da şu anda imal ediliyor. Neyse onun diskleri bitince diskler gelecek. Neyse biz uzatmayalım. Ben evet. Hemen tekrar konuya geri dönelim. M5 senin ilk M5'in mi E60? 4. E60 olarak. Yok E60 tek. Hep 39'a bindin. 34. 2 tane 39. Ama hep biz seni 39'cu olarak biliriz. Evet, çünkü 34 evvel çok evveldi. Çok evet evet. Evveldi. O da çok güzel arabaydı ama. 39'lardan sonra nasıl bir farkı var? Çok daha zor. Nasıl zor? Kullanması zor. 39'a göre çok zor. Bu daha ağırlığını mı hissettiriyor? Çok, daha çok mı kuvvetli. Biraz kendi başına buyruk. Kadranı göremedim. Çok gidiyor bu. Çok gidiyor canım. Yani, handling'i falan düz giden, da. Düz gitmek için söylemiyorum. Hani ne dediğimi anlıyorsun az çok. Hı hı. Daha yani 39'a hakim olduğun kadar en azından ben değilim şu anda. O kadar hakim değilim yani. Belki ama bir müddet sonra olacaktır. Çünkü 39'a senelerce bindim. Belki 100 bin kilometre bindim yani. 2004'te mi çıkmıştı? 5. 2005? 2009. 4 sene boyunca çıktı. Benim bildiğim yani yanlış da olabilir. Düzeltirseniz. S85 motor kodlu, E60 kasa kodlu. Evet. M5'ten bahsediyoruz. 2005 son ile erkek. 2000 son erkek. Son erkek. Yani artık bundan sonra turbo olmaya başlıyor. Son atmosferik. 10 tane silindirci var. V10. Ve bu motor özel bir motor aslında. Çünkü motor sporları tarafından gelen. Evet. Yani Formula 1 zamanı üretilen, yani orada üretilen değil ama o teknolojiye alıp kullandıkları bir makine. O zaman Formula'lar da zaten 10 silindir olduğu için. Evet. BMW'de yarışıyordu o zamanlar. Çok güzeldi. Aynen. Yani o hatta motor bloğunu galiba krangını mı bir şeylerini evet, bu otomobilde kullandıklarını söylüyorlar. Evet, ya da benzerleri buradan. Ama %100 bilgi değil tabii yani. Tabii tabii. Ama öyle bir şeyler var. Yani bir önceki jenerasyona göre inanılmaz bir beygir artışı vardı zaten. 107 beygir daha fazla. Yani öteki 400 beygirdi. Bu 507 beygir. Torkunda çok artış yok. Enteresandır. 39'un torku 500'dür. Az bulunur yani öyle bir tork. Yani 400 beygire 500 tork. Bu 507 beygire 520 tork. O kadar yani. Tork 20 artıyor. Evet. Ama devir çok. 8300. Ya inanılmaz devir çevirir ve bu otomobili zaten en önemli özelliklerden biri devir çevirmesi. Hı. Dolayısıyla da sesi. Evet. Yani acayip bir sesi vardır böyle. Ağlıyor yani. Ağlama ağlıyor. Sesi. Ağlıyor. Gidiyorum. Yürü yürü. Oha. Ses var ya. Ağlıyor derler değil mi? Yani böyle normal var. Giderken hızlanmazken bile böyle Ferrari'lerin falan eskiden bir sesi vardır ya, Ferrari geliyor derdin ta uzaklardan. Bunda da öyle bir ses var yani, karakteristik bir ses var. Dış görünüş itibariyle baktığın zaman bu otomobilde böyle inanılmaz bir fark yok. Yani 5 kasa işte. 5 kasa. Yani çamurlukları biraz daha geniş. Şişik, evet. Yanlarda ızgaraları var. Aynaları biraz daha farklı. Bu tamponları falan zaten artık İstese yapıyorlar evet. Bütün 5 kasalar neredeyse burada. Bunda sis yok. Yok. Orijinalde yok zaten. Onlarda işte sis oluyor. Sis oluyor, evet sis oluyor. O tip şeylerde. Arkada 4 tane egzoz var. 2 sağda, 2 solda olmak üzere. Hatta küçücük bir spoileri var. Minik bir spoileri var böyle ince. Altta da minik bir difüzörü var. Jantlarımız falan da daha büyük ama bunun jantları biraz daha büyük. Biraz daha çünkü farklı. Frenleri sığmıyor. Frenleri sığdırılmak amacıyla. Sen zaten bunu aldığın zaman bunda değişik bir jant vardı. Hardcore vardı. 20 miydi o? 20 idi. Ama çok yani Cenk abi selam olsun. Cenk Çeyişakar. Bana çok şey öğretmiştir sağ olsun. Yani o takmış, hani herhalde bir yerde depoda vardı da taktı diye düşünüyorum. Yani seyredip bana kızmasın ama yani küvet gideri gibi bir jant arabanın üstündeki yani. Bunları alıp taktık. Bunlar araba, da mı 20? Araba kendine geldi. Tabii 20. Aynı. Sığmıyor. 19 kendi aynı jantları ya, duruyor ama, kutusuyla. Ama bunlar nefis olmuş. Cenk yani. Abi çok iyi bir otomobilci olduğu için ilk arabaya gitmiş fren almış o zaman. O fren alınca sığdıramamış. Önce 21 takmış hardke. Onunla çok dertli olmuş. Sonra gitmiş herhalde ikinci bir depoda daha buldu. Aynı janttan bir tane daha alıp takmış. Ya mutlaka güzel bir janttır. Bir özellikleri vardır. Hafifliği vesaire bilmem nesi. Gerçi OZ'de çok ağır bir jant.
Bu Ultra Regera. Ultra Regera. Yani M5'e de herhalde Ultra Regera takan pek yoktur. Bir tane Avrupa'da var. Yani o, zaten onun üstünde gördüm ilk. O da çok meşhur. HP-PS 507 plakası. Alman. Alman videoları falan yani, var. Evet, çok o stroker'lı falan. O arabanın üstünde var aynı jantlar. Ama çok güzel olmuş bence. Bir de galiba sen yay koydun değil mi? Yay. HR'ın yaylarını mı koymuştun? HR'ın yayını koyduk. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Yani haberi yok HR'ın yayı olduğundan. Bir sertleşme falan olmadı. Sadece görüntüsü güzel oldu. Öbür türlü ayrık duruyordu. Şimdi bayağı böyle. Şimdiden görüntüsü tam bir de istediğim gibi oldu. Çok düşmedi. Bir acayip duruyor. Yani çok hani istediğim hani çizsem yayı versem o kadar olurdu. Başka ne kaldı? Başka senin kullanman kaldı. Bir tur versene değil mi? İyi alayım hadi. Bu anı bekliyorduk zaten. Buyurun. Her zaman bu anı bekleriz. Evet. Şimdi biniyormuş gibi yapacağız. Gidiyormuş gibi ama sonra bir sürü işimiz var. Söyleme oğlum söyle. Koltukları sıkıyor yandan. Yapmadı mı sana daha şu ana kadar? Gazladığın zaman yapıyor. Yok, böyle direksiyonu çevirince yapıyor. Ha, bu tarafı itiyor, bu tarafı itiyor. Bu M otomobillerinde aslında ben şeyine karşıyım abi. Yani ağır ya. Kaç kilo bu? 1800 var mı? Var canım. Yani o ağırlıkla mücadele ediyor aslında. Onun için bir sürü teknoloji geliştiriyor. Aynen. Yani aslında işin basiti, doğrusu. M arabaları değil de M5'ler biraz öyle. Yani M5'ler daha çok öyle. Daha tabii tabii. Yani. İşte onu demek istiyorum daha doğrusu. Üst segmentte ama bu segmentlere tabii böyle biraz daha ferah olsun ama tabii. Bastı mı da böyle deliler gibi gitsin. Ya bunun ya kasa neredeyse öyle bir isim var. Dünyada da var ya. M5 hep bütün Audi'de yaptı. Mercedes işte 63 yaptı. E yaptı. 55 yaptı. Hep bunlar aslında buna rakip. Ya aslında konforlu, lüks bir otomobille gidiyorsun. Evet. Premium segmentte. Aynı zamanda da hızlı oluyorsun. Yani RS6'nın aslında RS6 bunun bir üstü diyebiliriz. Hem de bir de bagajını kullanabiliyorsun. RS6'nın da vagon olmayan neler? Bir üstü değil, aynı kasa. 6 kasa, 5'in rakibi. Ya işte RS6 dediğim hep vagon ya. Evet, tabii benim için de aynı geçerli. Aynen değil mi? Öyle. Onun da vagonu önemli. Şimdi bu otomobilde sistem olarak SMG kullanılıyor. SMG 3 oldu bunda. Yani o ilk E36'larda çıkan bir, aslında otomatikleştirilmiş manuel. Bu da aynı. Bu da aynı. Evet, sadece bazı geliştirmeleri var. Geliştirmiş versiyonu var. İlk E36'da da ben çok severim. Yani çok daha tabii kötüdür aslında ama mesela pedal shift yoktur. Buradan kullanırsın böyle ha diye ses yapar falan geçerken yavaş kullanırken. Evet. Onu da çok severim. Hani E36'ın da olsa. Ateş hızını falan buradan ayarlıyorsun. Tabii oradan zaten ayarlıyorsun. Yine hep E36 ve 46'da da zaten bu evet, vardı. Evet, buradan ayarlıyorsun. Şeyini, süspansiyonu 3 kademe burada. Buradan yine EDC'yi açıyorsun, kapıyorsun. DSC'yi buradan kapatıp açıyorsun. Power 400 beygirden 507 beygire oradan geçiyor. Evet. Hatta şunu bir yumuşatalım ki biz zıplamayalım giderken. Hatta şu power tuşu mesela bu otomobile özgü bir şey. 39'da var mıydı? Var. Yok. Var. 39'da ama mi? Beygir fark etmiyor 39'da. Gaz tepkisini arttırıyor. Bunda bayağı. Bunda 400'den 507'ye geçiyor. Şu anda mesela 400. Tabii zaten araba değişiyor. Yani diğerini kapat. Bak şimdi oradan. Ayağın sabit tut. Öyle. Gördün mü? Araba yani bir anda her şey değişiyor. Gaz yemesi değişiyor. MDM'de M-Driving Mode yani M sürüş modu. Siz buradan onu programlayabiliyorsunuz. Kendine göre programlayabiliyorsun nasıl diyorsun istiyorsan. Diyorsun ki işte traction control bir derece açık olsun. Evet. Süspansiyon sertte olsun. Veya istediğin sertlikte olsun. Vites geçişleri şöyle olsun. Geçtiği zaman manuele geçsin. Ama bunda galiba bir kişiyi ayarlayabiliyorsun değil mi? Onu evet, tek modu var. M1, M2 var ama bunda yok. Şu an manueldesin, top sende. Manuelde hiç kendi atmıyor zaten. Yok, tamamen sana bırakıyor. Düz vites zaten. Yani şanzımanın tipine de baktığın zaman zaten bildiğin düz vitesi. İçinde bir robot var. Bir tane robot var. Senin adına debriyaja basıyor. Debriyajı bırakıyor. Evet. Ama o robot bunda hızlı. Hızlı. Yani üçün artıları var yani 2'ye göre, E46'ya göre de. Mesela şimdi hill olur diyorlar. Kaydırmama var ya. Hı-hı. Mesela bunda kaydırmama var. Öbürlerinde yok. İşte çok dert oluyordu mesela. Bir tane solu mu sağ mı ikisini bir mi çekiyordun. Rampada durduğu zaman biraz devir yüksek tutuyordu. İşte kalksın rahat falan diye yerinden. Aynen, bunları öyle değil. Bunu ayağını çek kaymıyor. Bir an tutuyor yani ondan sonra kayıyor. Bir de tabii bunun en güzel özellikleri işte dediğimiz gibi bak Redline 7800'de falan başlıyor. Oturuncu bir de 8300. Redline'e 8300. İşte güzel. Hem bu kadar hacim olup hem silindir olup hem de bu kadar devir çeviren pek bir otomobil yok. O yüzden işte formüle teknolojisi zaten. Çok yürümeye başladıktan sonra. Sol tarafa da baktığın zaman 330. Tabii. Bir de altında kadarımız. Bir tane daha var onun şeyi var. Altında bir ibre daha var. O da güzel. Yakıt ibresi. Bir saat evvel doldurduk işte. Çok mu yakıyor ya?
Çok yakmıyor, deposu küçük. Öyle diyoruz. Ama hakikaten deposu küçük. Kendi yakıyor. Oradan bir bas bak. Ne yakıyor? Soldan bak. Şuradan da değil mi? Gerçi durduğu yerde de çalıştırdık biraz ama. Bir dakika. Bas bakalım. 21.7. Bir şey değil. Bir şey değilmiş. Bir şey değil. Aslan basmaya abi. Basmaya başladığın zaman çok yakıyor. Veya şehir içinde daha çok yakıyor. 20 litre yaksın abi zaten. Ve o makineyle 20 litre yakmasın. Nasıl yakmasın yani? Tamam ben de 10 litre ekliyorum işte 6 ile yani. Diyor şu işte. Güzel be. Şimdi şuradan otobana bir çıkacağız. Otobana çıkacağız. Orada daha rahat keyif otobanda çünkü. Evet. Yürümeye başladıktan sonra seviyor zaten. Yani o şeyi sevmiyor yani trafiğin içinde. Çok o kadar öyle oraları seven bir araba değil. Tasarım olarak da E60 bizde de vardı babamda. Ben aslında çok severim ama mesela ilk çıktığı zaman hiç sevilmemişti bu. Hatırlıyor musunuz? Hep arabalar ama hep öyle. Ama gerçi F1 çıktı mı sevildi. Bu sevilmedi. Bu sevilmedi. Çünkü bu... 39 çok seviliyordu. Evet. Onun yani başka bir tarzı vardı. Bir anda acayip değişti. Her şey değişti. Ha. Yani buraya işte gösterge geldi. Burası böyle çift bombeli oldu. Tabii. Arkası tamam, bir böyle kocaman bir popo oldu. Evet, düğmeler yok oldu. Evet. 39'da bir sürü düğme vardı. Evet, buraya bir şey geldi. Şuna hiç millet alışamadı önce. iDrive geldi burada. iDrive'i şimdi geliştire geliştire. Şimdi bütün modeller neredeyse markalar iDrive kullanmaya başladı. O zamanlar tabii şey yoktu, el freni herhalde. Aman Allah'tan yokmuş ya. Evet evet. Allah'tan yokmuş. Elektrikli el freni hiç kullanmıyorum ki. Bence çok güzel bir otomobil abi bu. Senin ilk E60 M5 kullanışın değil mi? İlk. Hatta 39 bile kullanmamış olabilirim. Şimdi hatırlamıyorum. He, 39 kullandım. 60M5 kullanmadım ama. 39 kullanmadıysan da bizim kaptanım var. Şimdi onu kullanırız. Gerçi Selçuk'un da var. 39. Bunun verileri ne? 100-200'ü falan? 100-200'ü 8-8. Standart orijinali. Fabrika verisi 8-8. Biz buna işte İskender'den egzoz yaptık. Evet, değil bir mi? Tek arkada o da yani ortadan sonrası. Çok abartılı da bir şey istemedik. Kapanıyor şeyden. Vanalı. Ne o? Kumandalı ama. Kumandalı. Hiç kapatıp kullanmıyorum çünkü anormal bir ses yok. O ağlama yani hep o içimde aslında. Birazcık ağlamayı daha arttırmak istiyorum ama yok da biraz yani insanları da rahatsız etmek var. Buna da çok yakışmıyor ya. Yani, inanılmaz bir ses çıkıyor. Evet, çok acayip bir ses çıkıyor. Bu sefer onu kapalı kullanmamız icap edecek çoğu yerde. Ve o keyfi alamayacağız. Anladım. Çünkü yani ara sokakta bir vites ufaltıyorsun, teyze oldu mu zıplar. Tabii küfür canım, edecek sana. Tabii. Hani o çok hani hep böyle boşlukta kullanıyorsak güzel. Ama egzozu var. Başka hiçbir şey yok arabanın üstünde. Brembo'ları var işte ön arka. 405'e 380. Ki2 var. Öyle yazılımı, mazılımı, filtresi, cihaz çocukta hiçbir şey yok. Öyle bir şeye ihtiyaç da yok yani. Gerek yok. Otomobilin var mı kronik bir şeyleri? Kronik bir şeyleri ne var bilmiyorum. Ben pek denk gelmedi bir şeyi. Bir de çok iyi bir araba aldık. Yani o zaman Cenk abiden sağ olsun. Evet bu, araba, çok bu araba iyi bir araba. Yani boyasını söylemeye bile gerek yok. Bir tek ön tamponu boyalı, onu da ben boyattım. 122 bin kronikli evet, falan. 115 binde bizi aldığımız zaman. Bayağı da biz bununla İzmir'e gittik. Tabii yani. Her yere. Ben buna binmedim ama evet, beraber gittik. Tabii yolda beraber geldik. Gidiyorduk. Öyle bir derdi yok yani. İşte 120 bin kilometrede debriyajı bitti. Ki o da olsun artık yani. Bir zahmet. Manuel hani, otomobil de sen çok daha önce bitirirsin zaten. Tabii yani daha yani bitsin o kadar olacak. Oo bak hemen yine. O koltuk yani müthiş onlar. O hepsinde yok. Bir de en sonunda başka bir şeyde MDN'den sonrakini de sana göstereceğim. En son modu var. O da onunla dayak yemiş gibi oluyorsun vites atışı. Ha böyle bam diye evet, değil mi? Mesela kısa, şeylere kısa göre çok yavaş. Yani. Tabii yani DKG'lere göre, yeni E92'lere göre, M4'lere göre çok daha yavaş bir şanzımanı var. Ama ben rollingçi değilim mesela. Ben bundan keyif almak için biniyorum. Bence çok daha keyifli yani. Ben de yani severim. Şimdi göreceksin niye çok daha keyifli. Yani bayılıyorum ya o hareketlerine, o vurmasına, arabanın arkasına atmasına. Bizimki gibi işte ya. Evet yani. Biz normal manuel kullanırken tabii. Tabii. Atarsın bir de böyle vuruyor arkandan. Ya bir insandan hızlı atıyor o kesin. Hani normal bir insandan çok hızlı atabilen olabilir belki bunun kadar ama. Böyle geçerken de böyle hep devamlı bir... Bir aksiyon var. Evet bir böyle ne oluyor lan falan oluyorsun. Devamlı bir şey var. Ama bir şey olmuyor yani. Yani bunu çok her tarafını kırıyorlarmış arabanın işte... Makinasından korkuyorlar. Tabii alınca yağını değiştireceksin. Yataklarını değiştireceksin bundan. Var ya M'lerde onu yapacaksın zaten. Evet. Yatak, yağ pompası. Yatakları çıkarttık, değiştirdik. 2-2 de değiştirmişiz. Bayağı eskiymiş. Güzel çok... çıktı yani içeride. Ha, yani ama çok ölümcül kötü çıkmadı ama 2-2 değiştirmişiz. Zaten aklımız kalırdı. Yani ona öyle binilmez. Yani. Sonra içeriklerini kaldıracaksın abi. İlk aldığın zaman. Tabii. Onları direkt M'lerde. Yani. Evet. Bilmiyorsun ne yapacaksın. Yağ pompası? Yağ pompasına ihtiyaç olmadı. Ben normalde yağ pompası taraftarıyım. Erdem'e gidiyorum Erdem BMW'ye. Erdem yani bunlara bir gerek yok. Yani içinden çapak çıkar bir şey çıkar. Ben hep tertemiz çıktı. Yürü bir bakayım. Ne yapıyor? Yürü.
Hop. Biz düz mü gideceğiz? Düz gideceğiz. Ne oluyor lan? Bayağı gidiyor be abi. Dur, çocuklar çekecek bizi abi. Bekleyelim. Daha var, tema çıkacağız zaten şeye, otobana. Wuhan. Güney Çin'den. He pardon. Koronalara gidiyoruz, saldırmaya. Koronaya doğru. Bir de bir üst kademeyi de gör. Bu bayağı vitesin en hızlısı tadını. Değil yani. Bu zaten böyle keyifli atıyor. Evet. O bizim gibi. Daha sonra da robot geliyor. Evet tabii canım, o kadar yani. Bir de son demin şeyde de konuştuk ya, son erkek yani, son delikanlı. Turbosuz. Kesinlikle. Devir dönen. Öbürü de tabii ki diğer M5'lerden yavaş. Her M5 birbirine 7-8 boy atıyor. Yani kalktığı zaman 34'e 39, 39'a bu. Ulan bunu nasıl 8 boy atan araba olur dedik. F10 geldi, maymuna çevirdi bunu. Ondan sonra F90 çıktı, F10 yok oldu. Yani gidiş olarak hep. Hep M5'ten arasında var. Şimdi hangi moddayız? Biz normal moddayız. MDM'deyiz. Deminkindeyiz. Yani. Arabanın yarısı sende. Gidiyorum. Yürü yürü. Oha. Ses var ya. Düz mü? Sola. Daha 5 oldu. Tabii. İki tane daha var değil mi? Var. 325'te 6 bitiyor. Ney? Ekonomi vitesi. Ya 7'ye 325'te atabilirsin yani. Açayım mı az bir şey acaba? Aç. Erken abi, erken ufaldın ama. He? Ufal. Küfür etmek istiyorum. Rehabilitasyon ya. Tabii işte bu çok keyifli oluyor ya. Çıkıp ben de oynuyorum bununla. Senfoni. Ah. Dürtüyor bu. Bir oradan tutuyor ya. Vıdı vıdı gazladığın zaman bir onu tutuyor. Seni itiyor. Sonra diyor ki lan geri zekalı, yapacağın iş değil senin bunu. İkisini birden sıkıyor, bırakıyor. Tekini tutmuyor artık. İkisini birden sıkıyor. Tabii göbek de var onun. Göbekten. İkisini birden sıkıyor, sonra diyor ki senin yapacağın iş değil bu diyor. Kadranı göremedim. Selim çok gidiyor bu. Çok gidiyor canım. Çocuklar çekemeyecek değil mi bizi? He? Çocuklar bizi başka çekmeyecek herhalde. Bitti. Garibim de gidiyorum diye düşünüyordum. O da kaçta gidiyor? O da gidiyor ya. Çocuk 160-170. Bol. Ufal. Ufal mı da? Yok. Yok, daha ufal mı? Yürü. Gözüm görmüyor ki. Güneşten. Şeyi göremiyorum, devir saatini. Erken atıyorum biraz. Yeter zaten. Çok gittik abi, yeter. Yani. Yeter, ben çekiyorum, sağ ol. Çok garip bir his ya, şey gibi yani böyle. Yani süratlendikçe yavaşlamıyor süratlenme. Hiç bitmiyor yani. Evet, ya bitmiyor. En güzel şey o yani. Süratlendikçe öyle bir hani araba ben 250 oldum biraz yavaş hızlanayım diye bir öyle yok, bir tasarrufu yok yani. Ya böyle süper spor gibi hızlanıyor ama bir kütle var, onu hissediyorsun. Ayı gibi böyle. Bir yandan da o kütle de seni hissettirmemeye çalışıyor, kütlesini falan. Öyle bir garip çok değişik bir araba yapmış yani. Değişik bir araba yani. Onun en güzel M5 abi. Keyifli. Ya 34'üm de çok güzeldi. Oh. Ha, iyi geldi değil mi? Oh. Öyle oluyor işte. Bana da iyi geliyor. Şimdi egzozlar bu kadar uzamıştır. 2-3 santim dışarı çıkıyor. Gazlı İskender iyice. Ona ne yapıyorsa gazladığı ısındığı zaman tampondan dışarı çıkıyor. Bu kadar böyle dili çıkarmış gibi oluyor iki tane. Biraz sonra geri giriyor kendi kendine. Bir tuhaf. İskender de doktor biliyorsun. Normal adam olmadığı için. İskender felaket yapıyor. Ne yapıyorsa ona. Sesin tonlaması ama çok ha. çok güzel yani. Evet yani çok. Ya 10 sene evvel 15 sene evvel olmuş olsaydı bende daha fazla bir ses yapardım. İşin doğrusunu söyleyeyim yani. Biraz daha gürültü ederdim. Bu saatten sonra yapmaz. Öyle 20'li yaşların sonu 30'lu yaşlarda falan denk gelseydi başlarında. Biz de yapardım. Şimdi çekemeyiz artık. Bir de insanları çok rahatsız ediyor. Evet yani. Var da şimdi arabanın içine çok ses gelmiyor.
dışarıda başka birisi kullanırsan duyuyorum ben yani bunu. Evet, evet, dışarıda abi, çok fazla bir ses var yani. Sesi felaketti. Ama insan düşünüyor o ağlamayı da. Hani işte böyle aradayım yani, anladın mı? Bir gün İskender de diyor ki gel diyor, onu ben diyor hemen hallederim diyor. Ama doğudan mı okuyayım, miden mi okuyayım, buradan mı okuyayım? Onu ben hemen hallederim, o bir şey değil dedi. Ama işte o dediğim gibi için, insan içinde oluyor ama o zaman sırf otobanda kullanmak lazım. Yok yok, böyle doğudan, gayet. O da arabanın huzurunu bozacak. Şu şey modu atması nasıldı Bamgüm? Ya o işte şeyi tam kapattığın zaman en son bir tane daha pay kalıyor. 5, 6. moda geçiyor ya. Bu hızlı attı değil mi? Ufal bak. Yani kamerada çok anlayabilirler mi bilmiyorum ama. 2'den falan yapmak lazım. Tabii abi. Zaten 2'den 3'e atarken bak şurada belli olur ama. Yürü. Şöyle biraz daha kenara gideyim abi. Ben mal gibi duruyorum ortada. Gerçi gelen zaten gelen hemen kaybolacağız. Basıyorum. Yürü yürü. Of. Of. Yani. Tabii bunu normalde kullanmıyorum yani. En sonda o yani, en son o ona bastı zaman tamam, evet, tamamen sende. Yani yürümek istediğin zaman hakikaten artık fazla üstüne tamam, ekmek istediğin şey zaman. Sende artık. He, onların da şiddetleri var. O şeyin şiddeti var koltuğundan. Bel dayamalı. Evet. O çoğunda yok. Biz geldik galiba değil opsiyon, mi? Opsiyon tabii. Benzeceği. Az kaldı. Bir yandan bitsin istiyorum, bir yandan bitmesin istiyorum. Neyse biz videoyu bitirelim. Videoyu otobanda bitir, araba burada. İstediğin zaman al kullan. Araba duruyor. Arkadaşlar acayip bir keyif. Balina kullanıyorsun böyle. Ona hükmettiğini hissediyorsun ama bir yandan da o da sana hissettirmiyor falan. Öyle değişik bir duygular içindeyim demin dediğim gibi. Vallahi senin teşekkür ederim. Ne demek ya? Sen bu arabaya da bin. Satma satma diyorum ama. Yok canım, niye satayım? Bir tane daha yok ki. Doğru söylüyorsun. Başka yok yani. Aman öyle bir dedikodu çıkar hemen. Bunun başına olmaz yani. Tamam o zaman buraları yok. Bu arada Selim'in diğer otomobillerini de çekelim. Bir tane ha. 7'miz var. 7'yi biliyorlardır. Rekam 53. Evet, onu mu çekelim? Onu İlk onu mu çekelim? Daha doğrusu hepsini çekebiliriz de. Bir tane yine Lincoln var. Ha, Lincoln evet. Merak ederler mi bilmiyorum. Merak eder 99 bilmiyorum. 99 Lincoln. 99. O çok, onu çok seviyorum. Amerikan arabası sevmem. Yani Amerikalı araba yapmasını bilmez derim. Bazıları kızar bana ama. İlk defa Lincoln'u çok beğendim. Kendine göre bakarak evet. Yani onun o haline, yani 99 model bir araba olduğunu bilerek çok keyifli. Otobüs sanıyor kendini. Ya kafa sallıyor yolda tamam, yani. Tamam ona da bakarız. Yani o da mesela Tao vardı gördüm. Tao gitti zaten. Tao gitti. Bir de S var yeni. S var evet. O da böyle çok onlar güzel hep kalıcı arabalar yani, onlar duracak. Sen zaten S'isindir, seversin S. O işi. Yani 140 çok severim biliyorsun. Beyaz arabamız kanalda var. Nasıl yapıyorsunuz lan onu? Şuraya bir yere... Şurada kalıyor abi şuraya. Artık oraya bir yere koy ama onu yapıyorsun koymuyorsun. Şurada mı? Koy onu. Tamam koyayım. Nereye koyacağı da belli değil. Bir yere koyun. 140'ı seyredin. 140 ile beraber 221 kasa zaten hastasıyım. Siz yani sıralamada söyleyin. İlk başta bunu çekin, şunu çekin, şunu çekin diye aşağı yorum yapın. Yorum olsun yani. Biz de ona göre zaten önümüzdeki günlerde çekeriz. Yorum olsun, video seyredilsin. Evet evet aynen öyle. Amacımız o. Destek olması lazım. O zaman dediğimiz gibi kanalımıza abone olduğunuzu zaten farz ediyoruz. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Bol bol yorum yapın. Bol bol bu videoyu paylaşın ki size yeni videolar çekmek için şevkimiz artsın içine. Şevki artsın. Şevki. Öyle derler. Beğenmediğim... Yapmıyorum espriyi. Evet. Tamam. Beğenmiyorsanız da zaten beğenmeyebilirsiniz. Beğenme butonu. O da çok saçma ama öyle de bir durum var evet. Evet ne yazık. Evet, beğenmiyorsun zaman, aşağı bakıyorsun. O zaman hadi o da etkileşim üzere. Sağlıyor bunları ama. Aklınız olsun. M5 işte böyle bir endurum falan bir şeyler salgıladık bir şeyler. Bir saçmalamaya başladık böyle bir yer. Hadi bak. Hadi görüşürüz. 10 dakikadır el sallıyorum. Evet tamam. Bay bay. Sana da bay. Bay kamera. Al işte bak bu da yapıyor da nasıl ya? Bak. Çekiyor çekiyor ya. Bak o. Adaş ayıp oluyor arka taraf. Neyi gelecekmiş? B-roll. B-roll ne? Böyle B-roll.